Evet arkadaşlar, şimdi çemberin analitik geometrisinden biraz bahsedeceğiz. Bizim ihtiyacımız olduğu kadarıyla. Şimdi çember nedir? Önce onu konuşalım. Analitik düzlemde alınan bir AB noktasından sabit R birim uzaktaki noktaların kümesine bir çember diyoruz. Yani bir nokta seçtiğinizde bu noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesidir çember. Bu noktayı analitik düzlemde alın. O noktanın işte ifadesini yazın. Karşınıza ne çıkar? Analitik düzlemde bir çember çıkar. Şimdi merkezi AB olan, yarıçapı R olan bir çember alalım. Bu çember üzerinde bir XY noktası seçelim. Biz doğrunun analitiğinde, yani analitik düzlemde iki nokta arası uzaklığı anlatmıştık. Neydi? R eşittir kök içinde absisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi olur. Buradan her iki tarafın karesini alırsak x eksi y'nin karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare ifadesi ortaya çıkar arkadaşlar. İşte biz buna yarıçapı r ve merkezi AB olan çember denklemi diyoruz. Bunun adı standart çember denklemi. Standart çember denklemi. Örnek verecek olursak, mesela merkezi 3,2 ve yarıçapı 3 olan çember. Merkezi 3,2, 3, 2, yarıçapı 3 birim. Yani şöyle bir çember. Bunun denklemini yazacağız. Ne olur bunun denklemi arkadaşlar? Bunun denklemi x eksi a'nın karesi, yani x eksi 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir r kare, yani 9 şeklinde yazılabilir. Mesela arkadaşlar Desmos programına bakarsanız standart çember denklemi merkezini h ve k ile göstermiş. Yarıçapını r ile. Bakın çemberin standart denklemindeki h ve k ve r değerleriyle oynadığımızda grafiğin nasıl değiştiğini buradan görelim. Mesela h değerini küçülttüğümde çember gördüğünüz gibi sola doğru kayıyor. H'ı büyütürsem sağa doğru kayar. Çünkü çemberin x ekseni üzerindeki ötelemesidir bu. K değerini büyütürsem de yukarı doğru, küçültürsem aşağı doğru gidecek bakın. Gördüğünüz gibi. R değeri ise çemberin büyüyüp küçülmesini sağlayacak. Bakın. Büyüyor, küçülüyor. R'yi 0 yaparsanız şu ortada bir yerde 0 oluyor sanırım. Bakın, evet, noktaya dönüşür değil mi? Şöyle biraz yaklaştırdıkça tabii ki o da bir çemberidir ama uzaklaştıkça iyice küçültürsünüz. R'yi şurada mesela R'yi 0 alırsanız tek bir noktadır o. Hiçbir anlamı yok. Ama arkadaşlar R'yi mesela 5 alırsanız ona göre yarıçap büyüyecektir. Bakın burada animasyonu da yapmışlar. Şöyle ikisini hareket ettirdiğinizde bakın, bunda hareketleme yok herhalde. Gayet güzel bir animasyon. Şimdi standart çember denklemi, yani x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Bu denklemi bir açalım. Ne olur? X kare eksi 2 ax artı a kare artı y kare eksi 2 by artı b kare eşittir r kare olur. Şimdi sabit olanları karşıya atalım. Ya da r'yi de bu tarafa atalım. 2 ax eksi 2 by artı a kare artı b kare eksi r kare şeklinde yazalım arkadaşlar. Eksi 2a'ya d diyelim. Eksi 2b'ye f diyelim. Pardon, e diyelim. A kare artı b kare eksi r kare de f diyelim. O zaman arkadaşlar bakın bu denklem şu hale geldi. X kare artı dx artı e'ye bir y kareyi unutmuşuz bir yerde. Hemen şu araya ekleyelim. Artı y kare artı f eşittir 0 şeklinde. Aslında şöyle yazsam daha güzel olur. Bu güzel olmadı bu yazılış. Şöyle yazayım. X kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir 0 şeklinde bir denklem çıkar. Buna da çemberin genel denklemi ya da genel çember denklemi adını veriyoruz arkadaşlar. Burada tabi DEF'den yola çıkarak çemberin merkezinde D ve E, DF cinsinden bulabiliriz. A'yı yalnız bıraktığımızda ne olur? Eksi D bölü 2. B'yi yalnız bıraktığımızda eksi E bölü 2 olur. O zaman bakın şu F dediğimiz şöyle oluyor. D kare bölü 4 artı E kare bölü 4 eksi R kare eşittir F oldu. Buradan R'yi yalnız bırakırsak D kare artı E kare eksi 4F bölü 4 eşittir R oldu. O zaman R dediğimiz kök içinde D kare artı E kare eksi 4F oluyor değil mi? Kök içinde bölü 2 oluyor. Bu da çemberin bize yarıçapını veriyor arkadaşlar. Bu yarıçap. Şu bulduklarımız da merkez. O zaman bir genel çember denklemiyle karşılaştığımızda merkezini ve yarıçapını bu şekilde bulabiliriz. Burada bu merkez ve yarıçapla ilgili bulduğumuz ifadeleri düşünürsek R dediğimiz neydi? Kök içinde D kare artı E kare eksi 4F bölü 2. Şimdi bunu delta ile gösterelim. Hani diskriminant vardı ya, ona benziyor. Delta ile gösterelim. O zaman burada şöyle bir durum oluyor. Eğer delta pozitifse R bir reel sayıdır. Değil mi? Hatta sıfırdan büyük bir reel sayıdır. Yani bir çember vardır eğer delta pozitifse. Eğer delta sıfırsa o zaman R sıfırdır. Yani bir noktadır bu. Değil mi? Sıfır yarıçapı yok. Eğer delta negatifse o zaman R reel sayı değildir. Dolayısıyla böyle bir çemberden bahsedemeyiz. Bu imajiner olduğu için sanaldır. Reel sayılardaki bir çemberden, reel düzlemdeki bir çemberden bahsedemeyiz. ABCD şurayı okuyalım. ABCD EF reel sayı olmak üzere x ve y'ye bağlı iki değişkenli ikinci dereceden bir kapalı fonksiyonun genel ifadesi ax kare artı bx artı by kare artı cxy artı dx artı e artı f. Bu arkadaşlar, buna genel kuadratik denklem diyoruz. Genel kuadratik denklem ya da genel konik denklemi ya da genel konik denklemi diyoruz. Ne demek konik denklemi? Yani bu denklem bize çember, parabol, hiperbol, elips gibi doğru, nokta gibi eğrileri veriyor. Neye göre? A, B, C, D, E, F'nin katsayılarına göre. Tamam mı? Ama biz şu an çemberi konuşuyoruz. O zaman bu ifadeden bir çember elde edebilmem için A ile B eşit olmalı. Bakın, bu ifadeden bir çember elde edebilmem için x çarpı y'li terim olmamalı. X kare artı y karenin katsayıları eşit olmalı. Eşit olan a ve b'nin 1 olması sağlanmalı. Yani ne yapmalıyız? Her iki tarafı a'ya ve b'ye bölerek 1 yapmalıyız. A'ya b eşittir 1 durumunda x'in katsayısı d, y'nin katsayısı e ve sabit terim f olarak alınmalıdır arkadaşlar. Eğer 1 ise herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Tüm sayılan maddeler gerçeklendiğinde çemberin diskriminantı d kare artı e kare eksi 4f değeri hesaplanır. Buna göre yarıçapı ve merkezi bulunur arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Çemberin merkezini ve yarıçapını bulunuz. Merkezi neydi? Önce şeyi bulalım. D dediğimiz 6. E dediğimiz eksi 10. F dediğimiz eksi 2. Bizim merkez ne oluyordu? Merkez eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2 oluyordu merkez, değil mi? O zaman bu problemimizde merkez eksi 3'e 5 olacak arkadaşlar. Yarıçap dediğimiz neydi? Kök içinde D kare yani 36 artı E kare yani 100 eksi 4F yani artı 8 oldu. Bölü 2. O da 144 yapıyor. Yani 12 bölü 2'den yarıçapı da 6'ymış arkadaşlar. Genel bir konik denklemi verilmiş. Analitik düzlemde ne belirtir? Çember belirtmesi için ne yapacaktık? Katsayıları 1 yapacaktık. Önce katsayıları 1 yapıyorum. Denklemin her iki tarafını 2'ye böldüm. X kare artı y kare. Eksi 6x artı 8 y eksi 11 eşittir 0 oldu. Şimdi delta'ya bakacağım. Delta neydi? D kare yani 36 artı e kare yani 64 eksi 4f yani 44. Bu da pozitiftir. O zaman bu bir çember belirtir. Negatif çıksaydı çember belirtmez diyecektim. Sıfır çıksaydı nokta belirtir diyecektik arkadaşlar. Demek ki genel konik denkleminden çemberi bu şekilde elde edebiliyoruz. Başka bir örnek. Merkezi M 6,4 ve yarıçapı R eşittir 10 olan çemberin y eksenini kestiği noktayı bulun demiş. Şimdi merkezi 6'ya 4 ise çemberin denklemi bu şekilde olur. Değil mi? Şimdi çemberin y eksenini kestiği nokta diyor. Şimdi y eksenini kestiği nokta nedir aslında? Şu noktalar değil mi? Bu noktaların apsisleri nedir? Apsisleri 0. Ordinatları sıfırdan farklıdır. O zaman ben x'e 0 verirsem y eksenini kestiği noktayı bulurum. Bu da 36 artı y eksi 4'ün karesi eşittir. Pardon şurada r kare olacaktı. Özür dilerim 100 olacak. Eşittir 100. O zaman y eksi 4'ün karesi 64 çıkar. Her iki tarafın karekökünü alırsam mutlak değer içinde y eksi 4 8 çıkar. Yani y eksi 4 eksi 8 ve şöyle yapayım artı eksi 8 olur. O zaman y de arkadaşlar bunu karşıya atarsak artı eksi 12 olarak bulunur. Demek ki y eksenini kestiği noktaların koordinatları 0,-12 ile 0,+12'ymiş. Tabii biz bu çemberleri belirttik. Aynı doğrularda olduğu gibi burada da özel durumlar var. İşte mesela orada neydi? X eksenine paralel doğrular, Y eksenine paralel doğrular, orijinden geçen doğrular. Burada da merkezi orijinde olan çember olabilir. Orijinden geçen X eksenine teğet, Y eksenine teğet, sadece X'i kesen gibi çemberler olabilir. Bunlardan birincisi merkezcil çember arkadaşlar. Merkezcil çember. Merkezcil çember merkezi orijin olduğu için A'yı ve B'yi 0 seçtiğimizde X kare artı Y kare eşittir R kare şeklindeki çember. Yani merkezi orijin bunun. Şu şekilde bir çember. X kare artı Y kare eşittir R kare. Eğer R'yi 1 alırsam yani X kare artı Y kare eşittir 1 dersem o zaman buna birim çember diyoruz. Birim çember diyoruz. İkincisi başlangıç noktasından geçen yani orijinden geçen çember. Şimdi orijinden geçtiği için 0,0 noktasını sağlaması gerekiyor. Tamam mı? Şimdi çemberin genel denklemini düşünürseniz A yerine X yerine 0 Y yerine 0 yazdığımızda şu denklem çıkar ortaya. R kare eşittir A kare artı B kare denklemi çıkar. Şöyle de yazabilirsiniz. Yani bir çember eğer merkezden geçiyorsa X eksi A'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare yani a kare artı b kare. Böyle de yazabiliriz. Genel konik denklemini hatırlarsak şurası bakın şurası a kare artı b kare eksi r kare çıkıyordu. Bu 0 çıkacağı için f 0 olur. Yani merkezden geçiyorsa f 0 olur. O zaman x kare artı y kare dx artı ey şeklinde de yazabiliriz. Yani arkadaşlar mesela x kare artı y kare 3x artı y eşittir 0 orijinden geçen bir çember denklemiymiş. Buradan bunu anlıyoruz. Hani biraz önce ki diğer videolarda derslerde söyledik ya cebir ve geometri. Bakın cebirsel bir ifade biz onun ne belirttiğini anlayabiliyoruz. Yani analitik geometri çok önemlidir arkadaşlar. Çemberin merkezi OX ekseni üzerinde olursa arkadaşlar o zaman da sıfır olduğu için, ordinatı sıfır olduğu için çember denklemi şu şekilde olur. X, X, A'nın karesi artı Y kare eşittir R kare. Bu kez de E sıfır oluyor. Eğer Y eksen üzerinde olursa o zaman apsis sıfır olduğu için bu şekilde olur. Bu durumda da kim sıfır oluyor? D sıfır oluyor. Yani orijinden geçerse F0, x eksen üzerinde bulunursa çemberin merkezi E0, eğer y eksen üzerinde bulunursa da D0 oluyor. Tabii bunların hepsini ezberlemek zorunda değiliz. Çünkü biz bunları standart çember denkleminden zaten elde edebiliyoruz. Yani şimdi çemberin denklemini şu şekilde düşünürseniz x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Şimdi biraz önce söyledik. Bunların ikisi birden sıfır olursa, orijinden geçer. X kare artı y kare eşittir r karedir. Eğer bir tanesi sıfır olursa o zaman y ekseninden geçer. Yani a sıfırsa x kare artı işte y eksi b'nin karesi artı r kare eşittir r kare. B sıfır olursa da x eksi a'nın karesi artı y kare eşittir r kare. Bu da merkezi o x eksenin üzerinde olan çemberdir. Yani çok böyle moda mod ezberleyip kafamıza yazmamız gereken bir şey değil. Sadece bu cebirsel ifadelerin ne anlama geldiğini birazcık bilirsek bizim için yeterli. Şimdi o eksenine teğet olursa o zaman da hiç bu sol taraftaki şunları ezberlememize gerek yok. O eksenine teğet olduğu zaman merkezin ordinatı yarıçapa eşit oluyor. Şimdi merkezin ordinatı yani yarıçap B'ye eşit oluyor. Eğer negatif tarafta olursa negatif olmasın diye B'nin mutlak değerine eşit olur. O zaman şöyle olur. X eksi A'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir b kare olur. Tamam arkadaşlar. Eğer o y eksenine teğet olursa o zaman da yarıçap a'nın mutlak değerine eşit olur. Bu kez de x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir a kare olur. Standart hali bu şekilde. Genel halini bulmak için de bunları açar bulabilirsiniz. Mesela o x eksenine teğet olunca f a kare oluyormuş. O y eksenine teğet olursa da f b kare olarak elde ediliyormuş arkadaşlar. Şimdi bizim yine karşılaştığımız bir konu bir doğru ile bir çemberin birbirlerine göre durumları. Hani biz iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını konuşmuştuk. Kesişebilir, paralel olabilir, çakışabilir. Şimdi doğruyla çember de kesişebilir, teğet olabilir veya hiç kesmeyebilir. Şimdi ilk duruma bakacak olursak şöyle yapalım. Doğrumuz D doğrusu olsun. Çemberin merkezi M noktası olsun. Merkezin doğruya olan uzaklığı. Hani bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını görmüştük ya. O merkezin doğruya olan uzaklığına L diyelim. Çemberin yarıçapına da R diyelim. Eğer L R'den büyükse o zaman doğru çemberi kesmez. Yani doğruyla çemberin kesişimi boş kümedir. Eğer L R'ye eşitse o zaman doğru çembere teğettir. Eğer L R'den küçükse o zaman doğru çemberi keser. Doğru çemberi kaç noktada kesebilir? 2 noktada kesebilir. Geometrik olarak bu şekilde görselleştirdiğimizde bunu anlayabiliyoruz. Peki ben bunu cebirsel olarak nasıl ifade edeceğim? Şöyle ax artı b artı c doğrusu bir de x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare çemberini alalım. Öncelikle bunların ortak çözümünü yapmamız gerekiyor. Bunun için doğrunun standart formda değil de hani nokta eğim denklemi demiştik. Y eşittir mx artı m. Bu hale getireceğiz. Sonra y'nin x türünden değerini çember denkleminde yerine yazacağız. Böylece ortak çözüme yani denklemi x'e indirgemiş olacağız arkadaşlar. Yani şöyle olacak. X eksi a'nın karesi artı y yerine de ne yazacağız? mx artı n eksi b'nin karesi eşittir r kare. Tabi bu uzun bir ifade. Bunu açtığınızda ikinci dereceden şöyle bir denklem çıkacak. Mesela kx kare artı lx artı m veya büyük n olsun karışmasın eşittir 0. Bunun bir diskriminantı var değil mi? Diskriminant. Bu diskriminant hani neydi? b kare eksi 4ac. Buradakine göre l kare eksi 4kn. Bu diskriminantı işaretine göre biz bu denklemin kökünün olup olmadığını karar verebiliyoruz. Hemen geçelim incelemeye. Şu şekilde eğer delta sıfırdan küçükse o zaman ortak kök yok, kesmez. Eğer delta sıfıra eşitse o zaman bir tane kök var, teğet olur. Eğer delta sıfırdan büyükse o zaman doğru çemberi iki farklı noktada kesecektir arkadaşlar. Burada açılım yapılmış. Siz onları incelersiniz delta'ya göre. Delta'nın ne olduğunu burada tek tek bulup irdelemiş. Bir örnek üzerinde bunu konuşalım. Mesela örneğimiz şöyle olsun. X artı y artı 1 eşittir 0 doğrusu ile x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 4. Çemberini inceleyelim. Bakalım kesişiyor mu, kesişmiyor mu? Ne tür bir ilişki var aralarında? Ne yapacağım? Önce y'yi çekeceğim. Y eksi x eksi 1 götürüp denklemde yerine yazacağım. X eksi 2'nin karesi artı eksi x eksi 1 yani ne oluyor? Eksi 4. Eksi 4'ün karesi eşittir 4. Şimdi bunu açıyorum. X kare eksi 4x artı 4 artı x kare artı 8x artı 16 eşittir 4 oldu. Düzenleyelim. 2x kare artı 4x 20 yaptı. 4'ü bu tarafa attım. Artı 16 eşittir 0 oldu. Biraz daha düzenlersek x kare artı 2x artı 8 eşittir 0 şeklinde bir denklem çıktı. Şimdi bunun deltasını buluyorum. Bunun deltası neydi? B kare 4 eksi ac yani 4 çarpı 1 çarpı 8. Bundan negatif çıktığı belli. O zaman doğru ve çember kesişmezler arkadaşlar. Doğru ve çember kesişmez. Şimdi Desmos programından bakın bu iki şeyi çizelim. Gerçekten kesişmediğini görelim. Programda h yerine işte merkezin apsisini, k yerine ordinatını, yarıçapı da yerine yazıyorum. 2 bizim denklemimize şöyle dönelim bakın. 2 merkezi 2 ve 3, yarıçapı da 2 birim şeklinde yazdığımızda çember bu. Doğru denklemi de arkadaşlar, pardon, doğru da eksi x eksi 1'di. O da bu. Bakın birbirini kesmiyorlar arkadaşlar. İşte yarıçapı büyütürseniz mesela 5 yaparsanız keser. Yani o eşitlikte şurayı 5 yapın, çözün. 25 yapın, çözün. Kestiğini görebilirsiniz arkadaşlar.